Kanalımızın ilk videosu olan fotoğraf makinesi incelemeleri bölümüne hoş geldiniz. Kısaca elimizdeki imkanlar el verdiğince size fotoğraf makinesi tiplerinden anlatacağım. İlk olarak rangefinder makineleri, özellikleri ve kullanım alanları hakkında bahsedeceğim. Rangefinder makineler özellikle sessizliği ve küçüklüğünü baz alarak sokak fotoğrafçılığında inanılmaz fark yaratan bir teknoloji. Bunu daha çok Ara Güler'den Henry Cartier-Bresson'a kadar birçok sokak fotoğrafçısı kullanmıştır. Bunlar değişebilir lens özelliklerinde ve diyafram ve enstantanenin manuel olarak yapıldığı makinelerdir. Özellikle iki pencereden gördüğümüz, yani iki prizmanın ortak düştüğü vizörde görüntüler üst üste bindirilerek oluşturulur, netliğin sağlandığı makine tipleridir. İkinci olarak anlatacağım makineler SLR makinelerdir. Bunlar SLR'nin anlamı Single Lens Reflex, yani dışarıdaki görüntünün anlık olarak vizöre düştüğü makinelerdir. Rangefinder'daki mantık gibi iki prizmanın üst üste çakıştırılarak elde edilen görüntüler gibi değil, anlık görüntünün direkt elde edildiği makinelerdir. Bunlar aynı zamanda objektiflerinin değişebildiği, her tip objektif, yani tele objektiflerin ya da geniş açılı objektiflerin rahatlıkla kullanıldığı, enstantane ve diyafram ayarlarının manuel olarak yapıldığı filmli makinelerdir. Üçüncü anlatacağım makineler daha çok halk arasında kullanılan kompakt makinelerdir. Bunlar profesyonel makineler değildir. Ortamdaki ışık değerini alarak enstantane ve diyaframın otomatik olarak ayarlandığı makinelerdir. Bunlar flash sistemiyle birlikte desteklenip 35 mm filmle kullanılmaktadır. Dördüncü anlatacağım makine tipi aslında şu an çekimleri yaptığımız DSLR makineler. Şu an makineyi yanında alamadım fakat stok görüntüler birazdan geçecek. DSLR makineler tıpkı SLR makineler gibi anlık görüntüyü direkt vizöre düşüren, yani objektiften giren görüntünün direkt vizörde oluştuğu, çeken kişinin neyi çektiğini tam anlamıyla bildiği makine tipleridir. DSLR'nin anlamı dijital SLR, yani dijital single lens reflex'tir. Bunlar da aynı SLR'deki mantık gibi az önce anlattığım konunun aynısıdır. Burada sadece film yerine dijital sensörler vardır. İç kısmında aynanın açılıp kapanmasıyla birlikte bu dijital sensöre düşen görüntü otomatikman kaydedilir. SLR'de kısıtlı imkanlarınız vardır fakat DSLR'de fotoğrafları seçebilir, beğenmediklerinizi silebilir, dijitale aktarabilir, devamını sağlayabilirsiniz. Ve aynı zamanda DSLR makinelerde kapasiteniz SD kartınızın hafıza kapasitesi kadardır. Şimdi geldik TLR makinelere. Teknolojisine çok fazla vakıf olmadım fakat bu aralar yeni aldığım makineyle denemeleri yapacağım bir makine tipi. TLR makinelerde Twin Lens Reflex vardır. Yani kullanıcı üstten, vizörden baktığında üstteki lensten görüntüyü görür. Fakat çekimler alttaki lensin arkasındaki shutter'ın açılıp kapanmasıyla film üzerine düşer. Bunlarda 35 mm filmler kullanılmaz. 120'lik film dediğimiz 12 kareden oluşan filmler kullanılır. Orta formatta denir bunlara. Çekim örneklerini çok yakın zamanda sayfamda da paylaşacağım. Günümüzde kullanımı oldukça artan aynasız makineleri anlatmaya çalışacağım. Aynasız makineler sokak fotoğrafçılığı için özellikle rangefinder'ların gelişmiş teknolojisi diyebiliriz. Bunlar üzerine birçok modu barındıran, aynı zamanda objektifin değişken olduğu, istediğimiz lensin takılabildiği makine tipleridir. Bunlar da sokak fotoğrafçılığı için idealdir. Çünkü çok sessiz çalışırlar ve diğer DSLR makinelere göre inanılmaz hafif makinelerdir. Şimdi makinelerimizi anlattık. Kamera arkasındaki Oğuzhan arkadaşımızın aklına takılan soruları alacağız. Buyur Oğuzhan. SLR makinelerde otomatik netleme var mı? SLR makineler genelde manuel lensler kullanılır. Örneğin bu Canon'un en meşhur modellerinden bir tanesi. Burada netleme halkasından, aslında bunu yazılı görsel olarak da açıklayabilirim ama bir halka vardır. Altla üst görüntü birbirine tam denk geldiği esnada aslında netlik sağlanır. Bunlarda otomatik netleme yoktur. Rangefinder makinelerde siyah beyaz çekim yapabiliyor muyuz? Aslında rangefinder makineler içerisine koyduğumuz filmin niteliğine göre değişir. Yani örneğin buna siyah beyaz film takarsanız siyah beyaz çekimler yapabilirsiniz. Filmli makinelerde kendi imkanlarımla banyolama işlemi yapabilir miyim? Yani aslında bu ilerleyen videoların konusu olacak fakat ben aktif olarak Leica'mı kullanıyorum. Bunun içinde siyah beyaz film var.
var. Leica'm diyorum çünkü Leica severler mutlaka bunu bileceklerdir ki Leica ile özdeşleşen bir ruh hali vardır. Bunun banyosunu evde kendi imkanlarımda aldığım kimyasalla stop banyosu veya fixer banyosuyla sürekli kendim yapıyorum. Baskısına gelecek olursak bunu da çok sonraki adımlarda anlatacağım. Bir agrandizör yardımıyla kendiniz evinizde çok basit imkanlarla yapabilirsiniz. Sokak fotoğrafçılığı için hangi tip makineleri önerirsiniz? Sokak fotoğrafçılığında esas önemli olan konu kişiyi doğal olarak yakalamak, hayatın içindeki o sirkülasyonda yakalamak. Burada da iki önerim var. Yani bunlardan bir tanesi geleneksel fotoğrafçılık anlamındaki makineler. Yani rangefinder'lar ya da günümüzün modern teknolojisi olan aynasız makineler. Yani ikisi de çalışma prensibi olarak sessizdir. Küçüktür, çok göze batmaz. Yani topluluk içinde çok hızlı kamufle olabilirsiniz. Her ikisi de sokak fotoğrafçılığı için önerimdir. Siz de aklınıza takılan fotoğraf makineleriyle ilgili sorularınızı aşağıda bize yorum olarak belirtebilirsiniz.